İlk derece mahkemesi tarafından verilmiş olan bir hüküm varsa sizin hakkınızda siz bu hükme karşı istinaf yoluna müracaat etmek istiyorsanız burada 7 günlük süreniz olacak. Bu 7 günlük süre içinde siz istinaf yoluna gidebilirsiniz. Ancak mahkeme çoğunlukla bu verdiği karara karşı gerekçesini açıklamaz. Yani önce bir hüküm tesis eder. Bu hükümden sonra verdiği hüküm için gerekçe aramaya başlar. Yani uygulamada böyle bir sıkıntı aslında söz konusu. Çünkü hani bir hakkın doğabilmesi için gerekçesinin öncelikle açıklanmış olması lazım. Ama ne yazık ki uygulamada böyle olmuyor. Mahkeme öncelikle e, bir karar tesis ediyor. Ondan sonra bu kararın gerekçesini yazmaya başlıyor. Böyle olduğu için de şimdi son duruşmada diyelim ki gelece mahkemesinin son duruşmasında Diyelim ki sizin hakkınızda bir hüküm tesis edildi. Dedi ki, dendi ki işte 5 yıllık hapis cezasına mahkum edilmesine 1 bölü 6 oranıyla işte şöyle 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 dedi. Diyelim ki en son 4,5 yıllık bir ceza sizin hakkınıza söz konusu oldu. 4 yıl 6 ay diyelim biz buna. 4 yıl 6 aylık bir ceza burada sizin için verildiğinde siz bu hükmün adil olmadığını düşünüyorsunuz ve isnafa müracaat etmek istiyorsunuz ama henüz gerekçeli karar açıklanmamış. Şimdi gerekçeli karar henüz açıklanmadığı için burada uygulamacının pratik olarak getirdiği bir düzenleme var. Kanunda falan da yer almaz bu. Süre tutum dilekçesi diyoruz biz buna. Şimdi süre Kredit tutum siz diyelim ki hakkınızda bu hükmü veren işte e, İstanbul Anadolu 15. Asya Ceza Mahkemesi olsun. Şimdi bu 15. Asya Ceza Mahkemesi'nin kararına karşı siz istinaf yoluna gitmek istediğiniz için burada işte İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulmak üzere İstanbul Anadolu 15. Asya Ceza Mahkemesi'ne diye bir başlık atarsınız ve orada kısa bir şekilde hani istinaf yoluna gideceğim ama henüz gerekçeli karar tarafıma tebliğ edilmediği için süre tutum dilekçesi veriyorum gibi bir ibare yer alır dilekçenizde ve bu ibare ile süre tutarsınız adeta orada. Dolayısıyla gerek gerekçeli karar sizin tarafınıza tebliğ edilene kadar siz istinaf yoluna gitme hakkınızı hakkınızdan mahrum edilmiş olmuyorsunuz bu surette. Çünkü ilk derece mahkemesi kısa bir karar verdi. Size bu karara karşı kısa bir karar verdiniz süreyi kaçırmamak için. Ondan sonra ilk derece mahkemesi sizin e, size tebliğ edecek gerekçeli kararını. size bu gerekçeli karara karşı ayrıntılı bir dilekçe yazacaksınız ilk derece Mahkemesine, daha doğrusu Bölge Adliye Mahkemesi'ne hitaben ilk derece mahkemesine. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz kısa kararı ve gerekçeli kararı.